Kocaeli'nin yeni nesil televizyonu. Kocaeli Gebze TV. İlçe merkezinden uzak olmayan ve şehir hayatına da ayak uyduran manavlar, hem şehir merkezindeki hemşerileriyle koordineyi hem de sosyal yardımlaşmayı sağlamak adına çeşitli dernekleri kurmuşlar ve bu dernek vasıtasıyla her yıl bir araya gelip geçmişlerini hayır ve dualarla anmaktadırlar. Buna en güzel örnek bir zamanların Duraklı Köyü. Daha önceleri taş köprüye bağlı bir köy olan Duraklı Köyü'nde yaşayan manavlar, her yıl geleneksel olarak geçmişlerini dualar ve ilahilerle en güzel şekilde hatırlıyorlar. Buradaki 30'dan fazla hanede yaşayan manav vatandaşlarımız çok samimi ve cana yakın. Yaşantıları insana bir iç huzuru veriyor. Gebze ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Derneğimiz 1992 yılında kurulmuş olup önce köyümüzde spor faaliyeti olarak kurulması için başlanmış, fakat köyde insanlarımızın Gebze'ye göç etmesiyle derneğimiz Gebze merkezinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Kuruluşundan bu zamana kadar dernek başkanı olmuş yönetimlerine ve buradan şahsım adına hepsine tek tek teşekkür ediyor. Yapmış olduğumuz programlarda bizleri yalnız bırakmayan hemşerilerimiz, dernek üyelerimiz, öğrencilerimiz, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor. Geleceğimiz olan gençlerimiz, teminatı olan gençlerimize şükranlarımızı sunuyor. Buluşmamızın hayırlara vesile olmasını temenni eder, saygılarımı sunar. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Ben Mehmet Başaran, 1963 Gebze doğumluyum. Yani tanımıyorsa kendimi ufak bir tanıtayım dedim size. Şu anda serbest ticaretle meşgulüm. Ve evliyim. İki tane çocuğum var. Kızım İpek Başaran, eşim Banu Başaran, onlar da katıldılar. Oğlum Kaan Başaran da var. Ben de sizler gibi Gebzeliyim. Gebze'nin çok eski ailelerinden birine mensubum. Ve bir takım sosyal ve siyasi faaliyetlerimiz var. Bunu da tamamlamak üzereyiz. Ben aslında bundan sonraki hayatımı sizler gibi eğitim alan, öğretim alan genç kardeşlerimize adayım. Onlar üzerine çalışmak üzerine bir takım düşüncelerim ve fikirlerim vardı. Fakat sağ olsun İsa kardeşim geçenlerde geldiğinde, abi biz bir şey düşünüyoruz, ne dersin diye sordu bana. Ben de nedir konu dedim, acaba ne çıkacak karşımıza diye. Siz Gebze ve köylerinde yaşayan, merkezde yaşayan, üniversitede okuyan kardeşlerimizi toplayıp onların hem birbirleriyle kaynaşması, hem bizleri tanıması ve hem de Gebze'mizi daha iyi özümsemeleri için hepsini beraber toplama fikrinden bahsettiği zaman ben çok heyecanlandım ve duygulandım. Böyle bir şeyin çok iyi olacağını söyleyeyim. Hem onun önderliğinde hem bizim sponsorluğumuzda bu geceye ulaştık. Hepiniz de buraya katıldığınız için tekrar çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İnşallah bunu daha değişik etkinliklerle de tamamlayacağız. Ben kendim de Teknoloji Fakültesi'nde biyomedikal mühendisliğinde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Teknoloji Fakültesi'nde dekan yardımcısıyım. Bunu anlattıktan sonra size şöyle bir öğütle devam edeyim. Üniversitede bir gün bir hocam bir kağıt okurken bir arkadaşımızın kağıdına çok düşük bir not vermişti. Arkadaşımız geldi, hayıflanıyor işte, nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz, ya Arif gel beraber gidelim konuşalım. Neyse destek bulduk. O zamanlar tabii hocalara ulaşmak şimdilik kadar kolay değildi açıkçası.
Birkaç kere odasından döndük ama, onu da söyleyeyim. Üçüncü seferde neyse cesaretimizi topladık gittik. Hocam dedik böyle böyle arkadaşımızın kağıdı. O da babacan bir şekilde yaklaştı dedi ki, Mehmet dedi gel bakalım dedi şuraya otur. Beni de yanına oturttu. Senin kağıdın bu. Ya hocam yapmışız herhalde gibilerinden birkaç kelam geçti orada. Ondan sonra ama dedi bir şey unutmuşsun dedi burada. Kağıdında dedi bir eksik var bak bakalım dedi. Kağıdına baktı adı yazmıyor. Ben dedi notu düşük verdim. Sen bana geleceğini bildiğim için çünkü bu kadar güzel bir kağıt yapan kendi yapıtına isim vermezse bu kağıdın bir anlamı olmaz dedi. Ve dedi sizleri teknik bir bölümde okuyorsunuz. Yarın öbür gün bir şey yaparken mutlaka kendinize ait olduğunu bunu ispatlamanız lazım. Ve sahip çıkmanız lazım dedi. Bunu yazmazsanız sizin esnenize başka bir sahip çıkar dedi. Aynen dediği lafı dün gibi hatırlıyorum. Şimdi size de açıkçası ben kendi öğrencilerimle söylüyorum. Yaptığınız her şeyin arkasında durursanız ileride çok büyük başarılar elde edeceğiniz bir gerçek arkadaşlar. Ve o sahip çıkmayı da kendi üstünüzde öyle özümsemeniz lazım ki ben bunu gerçekten yapabiliyorum. Ve devamında da ait olduğunuz yere, memleketinize, ülkenize ciddi manada o katkıyı bir değere dönüştürmeniz lazım. Yani hepiniz değer üretecek, değer oluşturacak bazı şeylere sahipsiniz. Ama en büyük eksiğimiz bizim kendi yaptıklarımızı öyle mi böyle mi falan gibi özellikle kendi memleketlilerim olarak söyleyeyim. Kendi öğrencilerimizle de biz Gebze'ye gerçekten İsa Başkan'a teşekkür ediyorum. Böyle bir vesile oldu. Konuşma yapmaktan ziyade sizlerle birlikte olmak benim için çok daha önemli açıkçası. Buraya geldiğimiz zaman kendi öğrencilerimle oturup konuştuğumuzda bu tür eksikliklerin çok fazla olduğunu kendileri de söylüyor. Ya hocam onlar söylüyorlar biz söyleyemiyoruz edemiyoruz falan. Yurt dışına gidip gelenler de aynı şeyi söylüyorlar. Kendinizin fikirlerine ciddi manada sahip çıkmanız lazım arkadaşlar. Ama bu fikirleri sadece bencil olarak değil onu değere dönüştürerek kendinizin üstünden de onları düzgün bir şekilde arkadan gelenlere olanak sağlayacak şekilde barındırmanız lazım. Şimdi biz bunun haricinde kendi öğrencilerimizde gördüğümüz bazı eksiklikler de oluyor. Ama bu eksiklikler negatif anlamda değil. Gerçekten potansiyeli çok yüksek arkadaşlar var şu anda karşımda. Bana göre zaten entelektüel bilginiz bir seviye üst tarafta. Çünkü bizim zamanımızdan çok daha farklı bir zamandasınız. Her ne kadar 10-15 yaş gibi bir zaman farkı varsa da teknoloji olarak muhtemelen iki jenerasyon farkımız var arada. Bunları ilerleyen süreçte bir Mehmet Bey olmak veya başka bir isim olmak için siz çok daha fazla yol kat etmek gibi dursanız da o sahip olduğunuz değerlerle çok daha farklı konumlara kendinizi getirme şansınız daha kolay olacak aslında. Ama tekrar söyleyeyim en başa dönerek biz kendi ürettiğimize pek sahip çıkamıyoruz. Ülke olarak da aynı sorunumuz var aslında. O üreteceklerinizin, fikirlerinizin arkasında durarak çok daha değerli olabileceğinizi ben düşünüyorum. Ve en büyük eksikliklerden bir tanesi biz beraber çalışma formasyonunu kendimizde çok barındıramıyoruz. Size söyleyeceğim unsurlardan bir tanesi de olacak arkadaşlar. Birlikte çalışma kültürünü geliştirirseniz ve çevrenizdeki arkadaşlarla da birlikte çalışarak ve onlarla birlikte aynı meslekten olmak zorunda değil, fikirlerinizi bir araya getirerek şu anda devletimizin ciddi manada imkanları var gençler için sunmuş olduğu. Bunlardan herhangi birinin de desteğini alarak çok daha farklı şekilde bugün o masada yarın bu masada oturur halde görmek belki de benim için en büyük mutluluk verici durum olacak sizler açısından. İnşallah bunun devamındaki süreçlerde bir ciddi manada irtibatımız olur. Elimizden gelen desteği biz sizin hayatınızı kolaylaştırmak için vermeye gayret ederiz. Devam eden süreçte kendi mesleğimizden illaki olacak diye bir şey yok. Destek bulmak noktasında bizlere ulaşmanız veya bizlerin haricindeki diğer arkadaşlarımıza ulaşmanız arasında biz köprü kurmak için gerçekten memnuniyet duyuyoruz. Bunun lafta kalmasını istemiyorum. İnşallah üniversite öğrencisi arkadaşlar, öğrencilikleri bittikten sonraki devamındaki hayatları, bütün süreçlerinde bu vesile olan toplantının devamında da inşallah birlikte oluruz. Bir sonraki toplantılarda da siz bu konuşmayı yapmak üzere burada olursunuz inşallah. Benim temennim bu noktada olacak. Bu ülkeye hizmet etme gerekliliği olduğunuzda lütfen bilincinde olun. Hiçbirinizin dışarıya gitmesine gönlüm el vermeyecek. Çünkü şu son zamanlarda ciddi manada arkadaşlarımızın yurt dışına gittiğini ben duyuyorum. Onu da bir son cümle olarak söyleyeyim. Kendi öğrencilerimden en son birkaç tanesiyle irtibat kurmuştum. O birkaç tanesinin de yurt dışında olduğunu görünce açıkçası ben birazcık üzüldüm bu konuya. Burada kalıp biraz savaşıp burayı ne kadar ileriye götürürüz kısmına biraz daha destek olursanız, bir harç olursanız çok memnun olacağım. Tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Bir şehir var denizin ucunda. Marmara Denizi'nin doğusundaydı. Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlı. Dağların marka olan bir şehir Kocaeli.
2014 yılında 5 dernekle başladığımız yolda bugün 10 dernekle devam ediyoruz. Biliyorsunuz birçok hemşeri derneği var. Kocaeli doğasıyla, kültürüyle, iş imkanlarıyla bölgemizde her zaman bir cazibe merkezi olmuş ve çok büyük bir göç almış bir kentimiz. Bizler de Kocaeli yerlileri olarak kültürümüzün yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması için dernekleşme ihtiyacı hissedilmiş ve bu derneklerimiz bir araya gelerek bir anlamda güç birliği, ortak çalışma grupları oluşturma kararı almışlardı. Bizler Kocaeli kültürünü tanıtma adına birçok şeyler yapmaya çalıştık. Zamanında verimli kullanma adına kısa kısa bahsedeceğim. 2014 yılında bir çalıştay yaptık, kentlik bilinç çalıştayı. Yine 2015 yılında yanlış hatırlamıyorsam bir panel düzenledik. Kocaeli türkülerimizin söylendiği, Kocaeli tarihinin anlatıldığı ve bu panelde çalıştayda yapılan çalışmaların özetinin sunulduğu bir panel gerçekleştirdik. Ardından yine 10 tane derneğimizin katkılarıyla bir yemek kitabı çıkartılması çalışması vardı büyükşehirimizin. Bu arada ben Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu'na teşekkür ediyorum bu çalışmayı başlattığı için. Yemek kitabını 2018 yılında derneklerimizin katkısıyla çıkartmış olduk. Bu çok önemli bir çalışmaydı. Bugüne kadar Kocaeli'de bir yemek kitabı yoktu. Kocaeli yerlilerinin yemekleri yoktu. Bizim yerel kültür platformu olarak 6 tane hedefimiz vardı bir araya geldiğimizde arkadaşlarımızla. Bunlardan birincisi, Kocaeli'de bir yemek kitabı yok. Kocaeli yerlilerinin çok kadim bir topluluk. Burası Akçakoca'nın Kocaeli'yi fethetmesinden sonra Türklerin, yani bizim atalarımızın, Akçakoca'nın ailesinin ve çevresinin yerleştirildiği bir yer. Geçmişimizle ve atalarımızla gurur duyuyoruz. Ama yemek kültürü maalesef bugüne kadar basılı bir şekilde ortaya konmamıştı. Bu eser ortaya kondu. Birinci hedefimiz buydu. İkincisi türkülerimiz. Dediğim gibi 6 tane türkü vardı sadece. 2018 yılına gelinmiş. Ve bu çalışmayla yerel kültür gerçekten İsa Başkanım ve diğer dernek başkanlarının da katkılarıyla bir türkü CD'si. Hocam gösterelim arkadaşlara. Büyükşehir'e mail atmanızı istiyorum bunların temini konusunda. Bu türkü CD'si nasıl temin edileceğinizi sorarsanız hem Büyükşehir yaptığı çalışmaların kale alındığını, evet, kale alındığını, takip edildiğini, takdir edildiğini anlar. Yine Kocaeli Yemekleri kitabı, bu da basıldı. Bunun nasıl temin edileceği konusunda lütfen Büyükşehir'e birer mail atarak hem Kocaeli yerliler adına Büyükşehir'e teşekkür edelim. Yerel kültürle ilgili kitaplara baktığımda 41 Kocaeli sayfası boş geçiyor. Bizim Bursa'nın, Adapazarı'nın, İstanbul'un kıyafeti olur da Kocaeli'nin olmaz mı? Muhakkak ki var ama kayıt altına alınmamış. Üçüncü hedefimiz yerel kıyafetlerin kayıt altına alınması. Bu konuda da çalışmalar yürüyor. Dördüncüsü halk oyunları değerli arkadaşlar. Benim en büyük hayalim, hedeflerimden bir tanesi Kocaeli'ye bir misafir, bir büyüğümüz geldiği zaman Kocaeli halk oyunlarıyla onu karşılamak. Beşinci büyük hedefimiz bir kent müzesi değerli arkadaşlar. Kocaeli'de biliyorsunuz Türkiye'nin en zengin illerinden bir tanesi ama bir kent müzesi yok. Özellikle kent müzesinin içerisinde milli mücadele döneminde Kocaeli bölümünün mutlaka olması gerektiğini belirtmek istiyorum. Bunun için her fırsatta dile getirmeye çalışıyorum. Sizler de her gördüğünüz devlet büyüğüne, yerel yönetim büyüğüne lütfen bunu iletin. Çok büyük bir eksiklik. Kocaeli'de bir kent müzesinin olmaması ve milli mücadele döneminde Kocaeli bölümünün olmaması. Altıncı hedefimiz de inşallah bu hedefler gerçekleştirdikten sonra Kocaeli Yerel Kültür Platformu'na üye derneklerimizin sayısının artarak bir federasyon haline gelmesidir. Altıncı hedefimiz de bu. İnşallah yakın gelecekte bunların hepsini gerçekleştireceğiz.
teşekkür, takdir aldık, köye gittik. Babam dedi ki, şöyle bir baktı takdirnameye, almalık da koyunlar var, git get onlar dedi. Koyunlara gittik, baktık olmuyor gene bu iş, zorladık. Sanat okulu sınavlarına girdik çünkü köy çocuğuyuz, sanat okuluna girmek durumundayız. O zaman sanat okuluna girmek, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne girmek kadar zordu ve çok önemliydi. Çıkar çıkmaz bütün fabrikalar sizi kapıyordu. Sanat okuluna girdik kısacası. Orayı iyi derecede bitirdik ama ben sanat okulu dünyasının insanı değilim. Ben sosyal alanlarla ilgili bir insanım. Ne yapayım? Gölcük Tersanesi'ne girdim. 3 sene para biriktirdim. Gölcük Tersanesi'nde 3 sene çalıştım. Denizaltı, denizüstü işte hepsinde çalıştım. Daha sonra Balıkesir Eğitim Fakültesi'ne gittik. Tarih bölümünden mezun olduk. Ve İzmit'te Namık Kemal Lisesi, İzmit Lisesi, Akçova, Hereke derken Gebze Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı yaptık. Ondan sonra da İzmit Derince Belediyesi'ne başkan yardımcısı olduk. Biz İslamiyet'i Orta Asya'da kabul ettiğimiz zaman Kur'an'la, İslam'la akılı buluşturduk, bilimi buluşturduk, teknolojiyi buluşturduk. Taşkent, Buhara, Horasan bilim merkezi oldu. İsmail Kahraman kardeşimiz oraların hepsini günümüze taşımaya çalıştı. Ve bir numara bizdik dünyada. O hızla geldik. Bir de Ahmet Yesevi denen mükemmel, hoşgörülü bir dedemiz vardı. Kılık kıyafete takılmıyordu. Çok bilinçli bir insandı. Ve büyüdük. O kadar güçlü olmasaydık siz dünyanın en güzel yerine Türkiye'ye gelebilir miydiniz? Siz dünyanın bir numaralı güzel yer İstanbul'a gelip yerleşebilir miydiniz? İşte biz akıl ve vahiy buluşmasını sağladık. Akıl ve vahiy buluşmasını. O günlerde Mehmet denen bir çocuk vardı. Sonradan Fatih Sultan Mehmet dediğimiz Mehmet var, 21 yaşında. Bu çocuk 26 tane dil biliyordu o dönemde. Ve dünyanın en büyük silahı olan havan toplarını o gün şartlarda mekanik hesaplarını bu çocuk yaptı. 6 tane bilim dalında ileri gelen din bilim adamları ve sabahlara kadar tartışıyordu. Beyinleri kullanıyordu. Macar Urban da kullanıyordu. Türkü de kullanıyordu. Beyinleri çok güzel kullanıyordu. Takva nedir biliyor musunuz gençler? Bu ne en güzeli, en güzel insan. Mükemmel insan. Hazreti Muhammed'e bir grup geldi. Ya Resulullah. Yahu takva en güzel insan kimdir? En başarılı insan değil. En iyi insan kimdir? Cevabı o kadar güzel ki şerrinden emin olunan, sözüne güvenilen ve itimat edilen, meşru üretim yapan insan en kaliteli insandır. Duanın altını doldurmazsa komik duruma düşeriz. Dua edeceğiz ama altını dolduracağız. Benim ecdadım Fatih Sultan Mehmet dua ediyordu ama altını da dolduruyordu. Bir derviş, sakallı, uzun boylu bir yaşlıca bir amcamız Fatih Sultan Mehmet'in o 21 yaşındaki gencin önüne çıkmak istedi. Korumalar onu da engelledi. Dedi ki korumalara bir dakika bırakın bırakın. Lala gelsin, bir DJ var dedi. Yani Lala'yı biliyorsunuz. Geldi, o da atın dizginlerine sert bir şekilde tuttu. Dedi ki hünkârım. Herkes tabii böyle dikkatle bakıyor. Ne olacak bu işin sonu? Sizden ödül istiyorum, bahşişimi istiyorum dedi. Sultan Mehmet, Lala, niçin benden, ne istiyorsun yani, niçin benden istiyorsun? Bizim dualarımızın sonunda sen bu İstanbul'u aldın dedi. Mehmet'in, o genç yaştaki çocuk Mehmet'in sözü çok ilginç. Lala, senin dualarınla benim şu kılıcım ve topum birleşmeseydi bu İstanbul alınmazdı. Dualarımızla bizim hedeflerimiz ve geldiğimiz nokta buluşması lazım. İspanya'da da konser verdim Kızılderililerle. Seminere gittik. İstanbul İktaş ve İSU, İSKİ. Kimse bizi tanımıyor. Oturuyoruz yerimizde. İki otobüs.
Tanımadıkları için önemli değil yani. Zaten ona bakmıyor, dinlenmeye gidiyoruz. Gerçekten belediye başkanlığı çok yorucu. Herkese tebessüm edeceksiniz, moral vereceksiniz, güçlü gözükeceksiniz. Gündüz gidemediğiniz yerlere gece gideceksiniz. Biz öyle belediye başkanlığı yaptık. Bunlar çok çok yorucu. Onlar müzeye gidiyordu. Ya bunlar müzeye giderken, ben de aşağıda bizim amca çocukları var, Kızılderililer, konser veriyor. Ha onların yanına gideyim de dinleyeyim çünkü tarihi biliyorum. Onlar ha buradan çıkar, buradan kat gider, ben de onlara katılırım. O gruba doğru giderken Kızılderili reisi var. Şef, 2 metre boyunda, iri yarı bir adam. Hem yönetiyor grubu, hem bana bakıyor. E biz de alıştık, bize bakın hemen bir selam veriyoruz yani. Öyle bir hem de elimizi kaldırarak. Adam şarkı biter bitmez aldı mikrofonu geldi. Bütün milletin içinde bana ağzıma dayadı mikrofonu. Dedim ya bu böyle olmayacak. Abdullah Hoca ne yap biliyor musun? Al mikrofonu git o konser veren grubun içerisine. Bir tane türkü söyle. Yuhlasınlar seni dersin ki kendi kendine. Ya ben İspanya'da bu iş başıma geldi. Orada yuhlandım kendi kendine gülersin. Nasıl olsa kimse tanımıyor. Aldım mikrofona, çıkış yolu yok. Çıkalım yaylalara, bozu kıralım bozu. Yare kurban vermişim oy, her suriden bir kuzu. Yare kurban vermişim oy, her suriden bir kuzu. Nasıl olur acaba, kuzusi ölen ana, gezer otlar dalları oy, yüreği yana yana. Gezer otlar dalları oy, yüreği yana yana. Müzeden o merdivenlerde hepsi aynen böyle. Parmaklar beni gösteriyor. Ondan sonra çocuklar, inanın o arabalarda ve akşam otelde sıra gecesi de yaptık. Yani öne geçiyorsunuz bir adım. Bir şey anlatmak istedim aslında. Benim gayem bir türkü söylemek değil. Yani bulunduğunuz yerde bir yönünüzü iyi geliştirin. Orada hakim olun. Tarihimizde dedelerimizden duyduklarımıza göre, anlatılanlara göre buralarda yetişen çeteler köylerimizi bastıklarında Duraklı Köyü bunlarla çok büyük bir savaşlar ettiğini duyduk ve öğrendik. Gerçekten Duraklı Köyü olarak Duraklı Köyü halkı olarak tarihimizle, dedelerimizle, övüşle bahsediyoruz. Tarihte köylerimize sahip çıkan, halk kahramanı olarak anılan Çerkez Ateme'de buradan Allah rahmet eylesin diyoruz. Kendilerine Allah'tan rahmet, mekanı cennet olsun. Atalarımızı bizim atalarımız Çanakkale Savaşı'na, Kurtuluş Savaşı'na gittiklerinde köylerimiz hep yalnız kalmış. Yalnız kaldığından dolayı köylerimizde yaşlılar veya çok genç insanlar kendi kendilerine birlikler kurmuşlar. Köylerini kurtarmak, köylerini zulüme karşı engellemek için. Köylerimiz genelde hayvancılık, tarımla uğraşan köylerimiz. Bundan yıllar önce, yani yıllar dediğim 10-15 yıl öncesine kadar bizim her hanemizin hayvanı, her hanemizin tarlası ekilirdi. Yani boş alan kalmazdı. Maalesef ki bu şehre göç olayından sonra köylerimizde insanlar kalmadı. İnsanlarımız maalesef yaşlandı, iş yapamaz hale geldi. Liseye geçeceğim, hocam gibi söylediği gibi. Oğlum dedim, artık normal liseye gitme, mes sanat okuluna git de bitirirsin, fabrikalar açılıyor, bir orada bir işe girersin. Evet, ben de hocam gibi aynı, bakın. Endi Gebze Endüstri Meslek Lisesi'nin 3. mezunuyum. Okudum, ettim. Hocam gibi bir yıl fabrikada makine tekstil olarak çalıştım. Baktım ki bu hedefe ulaşmama yeterli değil. Ve hemen kısaca kesiyorum, hocam paylaşıp bir anlarım, ortak yanlarımız var. Hemen ben tekrar üniversiteye hazırlanmaya başladım. Kütahya Yönetim Bilimler Fakültesi'ne kayda gittim. Fabrikada çalışıyorum. 4 yıl. Babam dedi ki, oğlum ben seni okutamam. Param yok. Gittim Kütahya'nın o zaman yurtları yok, şey yok, devletin katkıları yok. Dedim ben 4 yılı bitiremem dedim. Düşündüm taşındım, gece sabahleyin kaydı yaptırmadan geri döndüm. Ama zor şartlarla geldik. Zor şartlarla okuduk. Sonra kendi imkanlarla yüksek okula kaydederek bir tonel tekrar
fakülte bitirdim. Maalesef dersiniz ki nereden nereye? Makine tekstilini yaptım. Arkasından İsmail Kahraman kardeşim. Evet, ortak anlarımız var. Sene 1983. Beraber yaşadık. Anılarıyla, tarihleriyle, şeyle hep beraber olduk. Ve Kocaeli'nde Mali Müşavvası'nın 20 nolu üyesiyim. Sürekli sosyal hayatın içinde oldum. Sivil toplum örgütlerinin içinde oldum. Ve arkamdan üniversitelerin mezun olacak arkadaşlar olması için sürekli gayret sarf ettim. Köyümün de Elbizli köyünde bir abimiz vardı. İlk önce o üniversiteye bitirdi, ikinci olarak benim. Ve onunla beraber bir misyon işledik. Arkamızda bir sürü gelen arkadaşları da anlattık. Ve şu anda işte geçmişte de MET Başkanı'nı bilir. Meclis üyeliği yaptım. Milletvekili adaylığı oldum. Sırf benim bunlar kendim için değil. Yani bizim insanımız da bunlar olabilir. İşte Durakkı da Kadir'in oğlu. Ha, bu da bizim insanımız. Niye olmasın? Ve oluyorlar. Görüyorum. Ve geliyorlar. Ve sürü artık baraj patladı. Kimse bunu durduramaz. Bu gençlere de söyleyecek başka şeyim yok. Ben kısaca anılarımı anlattım. Şu anda Kocaeli Mahallesi arasında yönetim kurulu koordinatör üyeliği yapmaktayım. Ve mali müşavirlerimiz arkamızdan geliyorlar. Onlara biz kolkular kanat geriyoruz. Yetiştiriyoruz, öğretmenlik yapıyoruz. Evet, Ömür Hanım çok teşekkür ediyoruz. Size genç arkadaşımız bu teşekkür belgesini yerel kültür adına takdim edecekler. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yusuf Çınar'ı davet etmek istiyorum. Muğla Üniversitesi'nden Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği bölümü öğrencimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sermaye Piyasası bölümü öğrencimiz Sayın Burak Gül'ü davet etmek istiyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz. İsa Bey'i davet edelim. Dernek başkanımıza bir teşekkür ederim. Kardeşin ağlıyor mu? Evet, kardeşin abiye bir fotoğraf alalım. Çok güzel bir şey. Betül Güneş Hanımefendi'yi davet etmek istiyorum. Arif hocamıza gerçekten Koca Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcımız hocamıza teşekkür belgesini vermek üzere. Abdullah Başkanımıza yerel kültüre yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bardın Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü öğrencimiz Meryem Mazlum Hanımefendi'yi davet etmek istiyorum. Alkışlarımızla. Ve yerel kültür adına teşekkür etmek istiyoruz Sayın Taceddin Mazlum'a. Her toplantımızda, her etkinliğimizde bizi yalnız bırakmadı. Şunu kızından babasına. Evet. Kocaeli yerel kültürünün tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması için mücadele eden çok kıymetli arkadaşlarımız, insanlar var. Bunlardan bir tanesi de ulusal gazetecimiz Sayın İsmail Kahraman Beyefendi. Ona da Türküler CD'de kitabımızı takdim etmek üzere Sayın İsa Başkanımızı davet etmek istiyorum. Gerçekten kendisine Sayın Kahraman'a teşekkür ediyoruz. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Bölümü öğrencisi, aslında avukat İpek Başaran Hanımefendi'yi davet ediyorum. Kendisi Sayın Mehmet Başaran'a Kocaeli Milli Mücadelesi'nde şehit olmuş, mücadele vermiş anlamlı bir broşürü benliği vermek üzere davet ediyorum. Benim adım Meryem Mazlum, 21 yaşındayım. Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisiyim. Ben 11 yaşından beri karate yapıyorum. Ülkemize Avrupa ikinciliği ve Büyükler Balkan Şampiyonluğu getirdim. Burada bu akşam programı düzenleyen herkese teşekkürlerimi sunarım. Birbirinden haberi olmayan tüm gençleri buraya toplayıp birbirimize kaynaşmamızı sağladığınız için ayrıyetten teşekkür ediyorum. Selçuk Eskin adım. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde okuyorum. Bölümüm bankacılık ve finans.
Adım Yusuf Çınar. Muğla'da meteoroloji ve malzeme mühendisi okuyorum. Tamire 1 ve Kent Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği okuyorum. Burak Gül, dernek başkanı İsmail Gül kardeşim. Denizli Pamukkale Üniversitesi Sermaye Piyasası bölümünde okuyorum. Aslan Çelikmen, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme bölümünü bitirdim. Gebze Teknik Üniversitesi'nde de işletme, muhasebe, finans alanında yüksek lisans yapıyorum. Artık o da bitmek üzere. Burada emeği geçen bizi bir araya toplayan herkese çok teşekkürler. İsmim Mahir Mertaş, ben Mayın Eylül Üniversitesi'nde işletme yüksek lisans yapıyorum. Ayrıca Balıkesir Üniversitesi'nde de işletme lisansımı tamamladım. Teşekkürler. İsmim Nesli Şah Soyadımlı. Mukale Üniversitesi 1. sınıf öğrencisiyim, sınıf öğretmenliyim. Herkese teşekkür ediyorum. Ben Arun Seyran, Marmara Üniversitesi'nde çevre mühendisliği bölümünde okuyorum. Böyle bir geceyi düzenlediğiniz için herkese teker teker teşekkürlerimi sunuyorum. İsmim Burak Seyran, Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisi öğrencisiyim. Bu geceyi düzenleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Aleyna Dilek ben, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde fen bilgisi öğretmenliği okuyorum. Bu geceyi düzenleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Ben Evden Direk, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Teşekkürler. Kocaeli Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde okuyorum bu. Kocaeli işiniz düşerse yardımcı olmak isteyeceğim ama herkes burada gelecek zaten. İsmim Şule Nur Seyran, Marmara Üniversitesi Endüstri Üniversitesi son sınıf öğrencisiyim. Her şey için teşekkür ederiz. Ben İsmail Yıldız, Düzce Üniversitesi Mekatronik Programı mezunuyum. Şu anda da tekrardan okuma düşüncesindeyim. Şimdi ben Kocaeli Üniversitesi'nden önce 7 yılda Düzce Üniversitesi'nde çalıştım. Şöyle söyleyeyim, ben kendim köken olarak makinacıyım. Ben lisede de makine okudum, üniversitede de makine okudum. Yani orada bir değişiklik yapmadık. Ama benim şu anda alanım biyomedikal mühendisliği. Biyomedikal alanında çalışıyorum. Yani bunu ben söyleyeyim, en azından belki ihtiyacınız olur diye. Bu sosyal anlamda çalışmadığım anlamına da gelmiyor. Pek çoğunuz sosyal alanda teknoloji transfer ofislerini bilirsiniz. Ben Düzce Üniversitesi'nde 4 yıl boyunca teknoloji transfer ofisi koordinatörlüğünü yürüttüm. Yani üniversite sanayi işbirliği vesaire gibi durumlar aslına bakarsanız benim çalışma alanlarımdan bir tanesini teşkil ediyor. Bunun haricinde bizim gerçekten kültürün ortaya çıkmasında da yani hocam sağ olsun bir fırsat verdi, bu organizasyonun içinde de yer aldık ama onun haricinde de ben bizden birilerinin gerçekten bir şey olması için de uzun zamandır çaba sarf ediyorum. Çünkü bir büyüğün lafı var, ben bunu özellikle kendime de biraz destur düstur de ediniyorum. Fazla tevazunun sonu vasat adamdan nasihat dinlemektir. Yani bu işin gerçeği de bu. Biz içimizden bazı şeyleri ciddi manada çıkartmamız lazım arkadaşlar. Lütfen değerinizin farkında olun ve birbirinizin elinden tutun. Hocam da çok güzel söyledi. Birlikte iş yapmaya başlarsa ilerleyen süreçte emin olun buradaki masalara sığmayacağız. Özlem Yıldız, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Çarşıda Efsel Karahan'ın, belki tanıyorsunuzdur, hukuk bürosuna staj yaptıktan sonra kendi ofisimi açtım. Şu anda Aksesapan'da Yıldız Hukuk ve Danışmanlık Bürosu'nu tek başıma işletmekteyim. Orada avukatlık mesleğimi icra ediyorum. Betül Güneş, fen bilgisi öğretmenliği okuyorum Kocaeli Üniversitesi'nde. Anadolu Üniversitesi'nde de sosyal hizmetler okuyorum. İsmim Seda Onur, soyadım Çelik. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sınıf öğretmenliği, 1. sınıf öğrencisiyim. Görkem Karakaş, Düzce Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisi okuyorum. İhtiyacı olan bilgisayar hakkında her bir konuda yardımcı olabilirim. İsmim Necla Yeliz Doğgut, Uşak Üniversitesi Kimya Mühendisliği mezunuyum. Öncelikle böyle bir program yaparak bizleri, biz gençleri bir araya topladığınız için hepinize teşekkür ederim. Ben Özgür Arasen, Çanakkale 18 Mart'ta Hafteşler ve Tanıtım okuyorum. Ben Bilal, Marmara Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği okuyorum, 3. sınav. Bu güzel akşam için herkese teşekkür ederim. Merhaba, ben Şilem Tanrıver. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Bankacılık ve Finans 1. sınıf öğrencisiyim. Bilal Çelik ben, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 3. sınıf öğrencisiyim. Bu etkinlik için herkese özellikle teşekkür etmek istiyorum. Nice etkinliklerle beraber olmak üzere iyi akşamlar diliyorum. Furkan Tengir, Topkuy Ateşi, Mehmet Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Adım Umut Soyadım Öztürk, Edirne Trak Üniversitesi'nde okuyorum. Bu etkinlik yürüdüm. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. İsmim Özgür'e, teşekkür miyim? Bu etkinliği
düzenleyen herkese teşekkür eder. Hepinizi muayeneye beklerim. Nida Ergün ben. Kocaeli Üniversitesi'nde İktisat okuyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim. Cahit Gürlek. Gebze Teknik Üniversitesi'nde elektronik mühendisliğine başladım bu sene. Gebze Teknik Üniversitesi ile ilgili de bütün kardeşlerim sana varsa yardımcı olmak isterim. İyi akşamlar. Adım İlkay Yasin Bulut. Antalya Akdeniz Üniversitesi Makine Bölümü okuyorum. 16 senedir okuyorum. Öğrenci olmak çok zor. Öğrenci kardeşlerim her zaman yapıyorum. Ben Mustafa Yavaş, İlkarım Üniversitesi, İlk Üniversitesi bölümünü bitirdim. Arkadaşlarım önündeki hayatlarına başarılar dilerim. Bu akşam organize eden herkese çok teşekkür ederim. İsmim Oğuz Duran, Bolu Üniversitesi elektrik bölümü okuyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben kendimden bahsedeyim biraz. Adem Erdem Mazlum. 12 yıllık karateciyim. Milli sporcuyum. Artı futbol hakemliği yapıyorum. Karateye başlangıcımı yani size bir anı olarak paylaşmak istiyorum. Karateye başlangıcımda 6 yaşındaydım. Evde böyle bir hiperaktif bir çocuktum. Böyle yastıklarla yani nasıl diyeyim kavga ediyordum böyle. Yani lastikleri bir taraflara fırlatıyordum. Sağolsun babam elimden tuttu. Luna Park'a gidiyoruz diye bir karate salonuna girdik. Karate salonuna başlayınca yani girdik içeri küçücük çocukları gördüm. Benim yaşımda bir sürü çocuk yani spor yapmıyor. Aslında spor yapmaya çalışıyorlardı o yaşta. Sağ olsun babam beni de başlattı. Sonra 2007'de başlamıştım. 2008'de Türkiye şampiyonu oldum Konya'da. Küçükler, minikler kategorisinde. Oradan sonra ilerlemeye başladık. Çok şükür şu anda da milli sporcuyum. Artı futbol hakemini yapıyorum 3 yıldır da. Adım Bilgehan Çelik. Sakarya Üniversitesi'nde kulak burun boğaz doktoruyum ben de. Asistanlık yapıyorum orada. 3. senemdeyim. İpek Başaran. Ben sizlerden çok daha uzun bir süredir öğrenciyim. 3. okulumda sonunda artık denklik verip avukat olmaya çalışıyorum. Bu akşam burada aranızda olmaktan ve Gebze'nin ve Kocaeli'nin yetiştirdiği birbirinden değerli tüm öğrencileri ve büyüklerimizi tanımaktan çok mutlu oldum. Sahiden babamın dediği gibi bu bölgenin insanı olmak ve bu bölgeye ait olmak bir ayrıcalıkmış. Bunu da hepinizi tanıyarak tekrar anlamış oldum. Hepinize başarılar diliyorum. Ben Ömer Okan. Gebze Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği okuyorum. 1. sınıftayım. Yıllar sonra bu fotoğraf çok şeyleri hatırlıyorum. Evet. Buradan çok mükemmel yorumluyorum. Kocaeli'nin yeni nesil televizyonu. Kocaeli Gebze TV.